Biz bir sivil toplum kuruluşuyuz. Çanakkale ile ilgili bir program yapmak düşüncesiyle yola çıktık. Bir projeye dönüştü bu. Yaklaşık 1,5 ay önce böyle bir şeye karar verdik. Türkülerimizi belirledik. Daha sonra çok değerli arkadaşlarla bir yola çıktık. 20 Mart Pazartesi akşamı Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapacağız bu projeyi. Bu projenin sanat yönetmeni olarak orkestrasyondan sorumluyum. Halk müziğimizin çok önemli sazlarının da Batı müziğinin önemli sazlarını, çok değerli sazlarını kullanarak orkestrasyon, altyapı şeklinde güzel bir proje hazırladık. Bu mübarek bayram, işte bu bayram. Proje ilk bana geldiğinde, projeye katkıda bulunmam istendiğinde hakikaten çok heyecanlandım. Çünkü biliyorsunuz Çanakkale Savaşı inanılmaz kahramanlıkların ve aynı zamanda inanılmaz centilmen insanların yer aldığı bir savaş. Ve bunun içerisinde hele müziklerle yoğrulması, halk müziğimizle yoğrulması ve bu şekilde sergilenmesi, bu şekilde bir projeye dönüştürülmesi ve bunun bir gösteri biçiminde sunulması çok cazip geldi bana. İşte bu bayram, senin kanımızın, ay yıldızı. Şimdi biliyorsunuz Çanakkale ile ilgili birçok proje, birçok konser ya da birçok oyun yapıldı. Ve dahası fazlasıyla film yapıldı bununla ilgili. Biz başka bir açıdan bakmaya çalıştık her şeyden önce. Bizim baktığımız açı tamamen burada işte paşalardan, emri veren komutanlardan farklı olarak burada can veren, vatanı için, toprağı için can veren askerlerin yaşamlarını senaryolaştırıp bunu müzikle betimlemeye çalıştık. Açlıktan bahsettik, sefaletten bahsettik, aşktan bahsettik, yorgunluktan bahsettik. O yüzden daha çok içeri okunan bir proje oldu. Farklı olduğunu düşünüyorum. ...1999 yılında kurulmuş bir kurumuz. Bünyemizde halk müziği, sanat müziği, tasavvuf, tiyatral çalışmalar, halk oyunları vesaire vesaire bölümlerimiz var. Ve bu kadar senenin tecrübesini dedik ki böyle bir projede taçlandıralım. Ayakları olan, Barco Vizyon'la desteklenen koral çalışma ve çok değerli oyuncularımızla, profesyonel sanatçılarla beraber harmanladığımız bir proje oldu. İnşallah izleyenlerin de çok hoşuna gideceği bir iş çıkarttık. Çanakkale ruhunun yeniden güncellenmesi gerekiyor. Ben birey olarak, savaşa karşı biri olarak, Çanakkale Savaşı, Anzaklarla yapılan savaşta tabii dostane ilişkiler geliştirildi. Daha sonra onlar, Anzaklar sürekli Türkiye'ye gelip işte anmalar falan bulunuyorlar. Ama birey olarak dediğim gibi savaşa karşı biri olarak tasvip etmiyorum. Dediğim gibi, başta da belirttiğim gibi, ben savaşa karşı biri olarak gidip orada savaşmam. Net bir şekilde bunu ifade edeyim. Yani milletimizi korudular. Allah hepsinden razı olsun. Şehitlerimiz oldu. Biz de Çanakkale Savaşı'ndaki şehitlerimiz gibi gerekirse şehit oluruz. Vallahi Çanakkale Savaşı ile ilgili bir kurtuluş savaşı olarak görüyorum. Bir yeniden diriliş mücadelesi olarak gördüğüm için Çanakkale Savaşı'nı. O yüzden yani kahramanca bir mücadele olarak, bir milletin, bir ulusun yeniden dirilişi olarak görüyorum yani. Ayrıca benim dedemin kardeşleri de bu savaşta şehit olmuştur. Yani onu da bir ayrı bilgi olarak söyleyeyim. Bu yani düşüncelerim bu. Bir milletin yeniden dirilişi yani Çanakkale'de kahramanca mücadelenin öyküsü, destansı bir savaş içeriğinde benim için yani soracaksa olursanız. Ya bu savaşın haklı bir sebebi varsa illaki yani desteklerim ama benim düşüncem yani savaştan yana değil tabii. Her zaman barıştan yana. Eğer olumlu olursa olumlu yönde desteklerim ama savaş illaki savaş olacak. Hani
savaş ortamını kesinlikle desteklemiyorum. Türkler Avustralya toplumunda her zaman sevilen, sayılan bireyler oldular. Atatürk ilkelerine bağlı olarak yurtta sulh, cihanda sulh söylemini destekleyerek yaşadık. Avustralya toplumuna çok katkılarımız oldu. Burada yaşamaktan memnunum. 23 senedir Avustralya'dayım ve bu zaman zarfı içinde eşsiz dostluklar edindim. Avustralyalı arkadaşlarımız ilk tanıştığımızda ve Türk olduğumuzu öğrendiklerinde bu özel bağ bir anda su yüzüne çıkıyor. Biz artık komşuyuz, iş arkadaşıyız, eşiz, kısacası dostuz. Avustralya toplumu içinde Türk toplumunun önemli bir yeri var. Barış ve uyum içinde saygın bir şekilde yaşıyorlar. Benim gibi birçok Türk arkadaşım Avustralya'yı ikinci vatanımız diye benimsedik. Ve Avustralya'yı, Avustralyalıları arkadaşlarımızla beraber yan yana büyüdük. Bizler dünyaya örnek olan dostlarız. Onlar ölmek için Çanakkale'deydiler. Bizlerse barış içinde yaşamak için Avustralya'dayız.